Sayın seyirciler, Türkmenler ve Araplar IŞİD bahanesiyle Suriye'nin kuzeyinden adeta sürgün ediliyor. Onlardan boşalan yerlere PYD yerleşiyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde amaç Büyük İsrail Devleti uyarısında bulundu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri yönetimi geçtiğimiz Ekim ayında Kobani konusunda ters düşmüştü. Kobani bölgesinde 3 kantonda bağımsızlığını ilan eden PYD güçlerine Türkiye'ye rağmen havadan silah desteği veren Amerika Birleşik Devletleri şimdi de aynı tavrı Telebiyad'da sürdürüyor. Ankara'nın Telebiyad'da IŞİD ve Kürt kuvvetleri arasındaki çatışmalarda Kürtleri, Arapları göçe zorlayarak bölgenin demografik yapısını değiştirmekte suçlamasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir şey olmadığına dair açıklama geldi. Tam tersine yapılanlardan IŞİD sorumlu tutuldu. Kobani'nin ardından gelen bu ikinci farklı tavır esasen her şeyini Amerikan yönetimine endekslemiş bir hükümet için acı bir gidişattır. Seçim saatinde anayasal sınırları aşarak meydan meydan gezilmesine rağmen %12 oranında kaybedilen oyda Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz çevirmesinin bir yansıması değil midir? Gerçi BTP'nin önünü kesen, oylarını çalan bu cena bunu yine Amerika Birleşik Devletleri'ne yaranmak için yaptı ancak biz onlara son bir ikaz yapalım. Dünyanın sarıldığı milli ekonomi modelini talimatla gizleyerek Milleti ABD'nin ve İsrail'in kucağına oturtmak, kaynakları onlara akıtmak hangi devlet adamlığıyla, hangi insanlıkla izah edilebilir? Beş kuruş menfaat için girilen bu mecra dünya ve ahiret hüsranı olacaktır. Bunların hali gücün yanında yer alan Kufelilerin arkasında namaz kıldığı İmam Hüseyin'i şehit etmesine benzemektedir. Bu zihniyet Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra evine sığınan İmam Zeynel Abidin'i ödül almak için teslim eden adamdan ya da dünyalık menfaatler uğruna Hz. Hasan'ı yok etmeye karar veren Muaviye'den farksızdır. Muaviye Hz. Hasan'ın zehirlenmesi için bin dirhem parayı hanımına göndermemiş miydi? İslam tarihinin kara günleri gibi bugün de Türk milletini refah ve bereketten mahrum edip açlığa, sefalete ve batı rıhtımına demirleyenlerin hali kara örnekler olarak tarih sayfalarında yer bulacaktır. Kurtuluşu Amerika Birleşik Devletleri'nde aramak hüsrandır. Türk siyasetinin hem nefsi hem de millet yararına bu hakikati kavraması vakti çoktan gelmiştir. Birleşik Devletlerin Kürtleri geçici bir süre desteklemesi, Büyük İsrail'e giden yolda önce Kürt Devleti'ni inşa ile Suriye, Türkiye, İran ve Irak'ı bölmek gayesiyledir. Kürtlerin de geleceği ancak mevcut düzen içinde var olmayı başarmakla sağlanabilir. Yani bir olmaya mecburuz temel aktör olan ekonomik sıkıntılarımızı dünyayı ayağa kaldıran milli ekonomi modelimizle aşabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenen Sattam'ın, Kaddafi'nin, Mursi'nin, Mübari'nin sonlarının ne olduğu ortadadır. Aynı kaderi yaşamak istemiyorsanız bizimle beraber olmak kaçınılmaz bir sonuçtur. Geleceğinizi, hayatınızı, Türkiye'nin geleceğini, Türk milletinin hayatını garanti altına alacak olan bu görüştür, bu tezdir. Kurtuluş ancak milli ekonomi modelindedir. Papaz Malthus'un görüşleriyle dünya batmıştır. Bizim tezimizde ayağa kalkmaktadır. Profesör Doktor Haydar Baş.